Türkiye'nin ilk ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'de Televoli Nostalji programıyla ben Deniz Gülmir Kerem'in sunumuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün de geçmiş yıllara nostaljik bir yolculuk yapacağız ve ünlülerimizin o yıllardaki hallerini ekranlarınıza getireceğiz. Programımıza ilk olarak fantezi müziğin kraliçesi Ebru Gündeş'le başlıyoruz. Gündeş o dönemde yoğun bir konser turnesine çıkmış, son olarak da Mersin'de sevenleriyle buluşmuş. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, sahneden o dönemde birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Süha Yavuz'a bakın nasıl göndermelerde bulunmuş. Ebru Gündeş hafta sonunu yine konser maratonuyla geçirdi. Fethiye'de başlayıp Mersin'e kadar uzanan yorucu maratonda neler oldu neler. Tesbihli bıçkın şarkıcı Ebru nasıl racon kesti? Ben delikanlı kızım kardeşim. Gözlerinize inanamayacaksınız. Ebru Gündeş Mersin'de lokanta köşesinde saç yaptırdı. Şarkıcılığa özenen minik hayranına ne tavsiyede bulundu? Git doktor ol. Bizim işimizde bir şey yok. Hayranlarına yaşını sordu. Aldığı yanıtla nasıl hayal kırıklığına uğradı? Ve sevgilisi Süha Yavuz'a sahneden mesajlar. Süha, duy artık Ebru'nun sesini. Evlenmek lazım. Çocuk sahibi olmak lazım. İşte ilginç görüntüler, ilginç açıklamalarla dolu Ebru Gündeş'le hafta sonu maratonuna Fethiye'den başlıyoruz. Jata sağ salim biniyor ama geldiği konser alanında müthiş bir kalabalık karşılıyor ünlü şarkıcıyı. İzdiham kaçınılmaz. Güzel Yıldız'ın menajeri de kalabalık dağılmazsa Ebru'yu vermeyeceğini söylüyor. Burası açılmazsa verme. Açık açık gelsin açık. Sonunda güç bela sahneye çıkıyor Ebru ve konser başlıyor. Minik bir hayranı geliyor sahneye, taklidini yapıyor Ebru'nun ve şarkıcı olmak istediğini söylüyor. Ama Ebru ablası bakın ne öneriyor küçük kıza. Git doktor ol. Bizim işimizde bir şey yok. Özendiğin gibi. Vallahi ben okuyamadım ondan bu işi yapıyorum. Okusaydım yapmazdım. Sonra da yakışıklı bir erkek çocuğu geldiğinde sahneye imrenerek Allah inşallah bana da nasip eder diyor ve duy artık sesimi Süha dercesine ta Fethiye'den sesleniyor. Kızların güzelliğine bak Allah bana da nasip etsin bugün inşallah. Biz Süha umarız dikkate alır bu istekleri diye düşünürken dinleyenler arasından elini çabuk tutanlar çıkıyor bile. Evlenmeye aday benimle. Çoktan kaybettim. Ve bir hayranının hediye ettiği tesbihle şarkılar söyleyerek noktalıyor konserin ünlü şarkıcı. Çingere, çingere, para gözlü çingere, bu görüntülerle konser son buluyor ve otelin yolunu tutuyor Ebru. Restoranda da sürpriz doğum günü pastasıyla karşılaşıyor. Gözlerini kapatıyor, bütün içtenliğiyle dilek tutarak üflüyor bunları. Çok teşekkür ederim böyle bir tutsak hazırladığınız için. Mersi, yaşlandığımı bana hissettiriyor olmanız oldu. Ertesi gün Mersin'e gidecek Ebru. Sabah yolculuk öncesi sohbet ediyoruz. Doğum günlerinden pek hoşnut değil. Belli bir yaştan sonra doğum günü kutlandığı zaman böyle saçları dikiliyor havaya. Böyle. Sen Allah seni inandırsın. Ben odaya gittiğimde ne oldu? Saçlarım böyle bir dikildi. Bayanların yaşı sorulmaz biliyoruz. Ama merakımızı gidermeden de olmaz. Kaç yaşında gittiniz? Sorulmaz ama 1974 doğumlu oldum abi. Sence? Ben delikanlı kızım kardeşim. Ne yaştan mı korkacağım abi? Televoli Nostalji şimdi magazin turuyla devam ediyoruz. Türk müziğinin güçlü ismi Sibel Can'ın o yıllardaki...